Hocam sizden kendim ve bütün ailem için dua istiyorum. Cenab-ı Hak din ve dünya saadet nasip etsin. Ahir zaman fitnesinde muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin inşallah. Bir tek sorum var. Dinliyoruz. Ben 25 senelik evliyken kocam emekli olunca beni istemedi. 7 senedir ayrıyım. Nafaka için dava açsam günah olur mu? İyi günler hocam. Peki efendim. Efendim dinleyicimiz 25 senelik evliyim dedi. Beyim emekli etti olsana beni istemedi dedi. 7 senedir daha iyiyiz dedi. Ben şimdi nafaka talebinde bulunsam olur mu? Efendim değil yani şey an nafaka ilk boşanıldığı zaman ilk 4 ayda. Ondan sonra yok. Tabii şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizin hemen hatırlarına bir sürü sual geliyor. Ya ama efendim işte ortada kaldı kimi kimsesi yok falan. Şimdi İslamiyet'in bildirdiği hüküm bu. Dinimizin bildirdiği hüküm bu. Bunu sağa sola çekmek o uygun değil. Ha dinin diğer aksamı, diğer hükümleri tatbik edilmediği, bilinmediği için hemen bunlar hatıra geliyor. Halbuki İslamiyet bütün olarak öğrenilmiş olsaydı, bir hanım evlenmeden önce, daha doğrusu bir genç kız, bunun nafakası babasının üzerine vaciptir. Babası yoksa amcası, abisi mecburlar temin etmeye bunun nafakasını. Evlendiği zaman kocasına aittir. Kocası öldü veya ayrıldı. Tekrar yine babası, amcası neyse sırayla bildiriliyor. Peki bunlar da yoksa devlet bunun aynı şekilde nafakasını üzerine alır deniyor. Yani İslam hukukunda fıkıh kitaplarında bildirilen hüküm bu. Bildirilen hüküm bu. Bunun aksi bir şekilde hani bir soru sorulduğu zaman İslamiyet'in bildirdiğini söylüyoruz biz. Kitaplarda olanı. Ha, efendim ama bugünkü itibariyle onu kaldırıp da aynı şekilde bugünkünü aynı şekilde uygulamak o uygun değil. Dinin bildirmiş olduğu hüküm bu. Peki dinimiz böyle bildirdi. Efendim bakacak kimsem de yok. Geçim sıkıntısı çekiyorum. Doğrudur. Ha, dinim de bana aynı şekilde buna izin vermemiş. Zaten biz de aynı şekilde kendi kafamıza göre git aynı şekilde nafaka davası aç. Deme hakkına sahip değiliz. Dinin bildirdiği hüküm neyse onu söyleyeceğiz. Çocukları varsa mesela. Ha çocuklarına nafaka verir. Onlar babası yazıyor. Mecburdu onlara. Tabii babası mecbur. Hatta çocuklar küçükse hanımından ayrıldığı zaman çocuklar belli bir yaşa kadar annenin yanında kalır. Onlar nafakasını temin eder. Çocuklara baktığı için bakıcı olarak ona da nafakasını temin eder. Onlar yazılı kitaplarda. Boşluk yok. Hepsi yazılmış, hepsi bildirilmiş. Ama bugünkü mesela şeye göre, mesela gazetelerde oluyor falan. Efendim işte 10 bin lira isterim, 100 bin lira isterim falan filan. Yok öyle bir şey. Mesela İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümlerde sonra kanun çıkartıldı işte kadın erkek evli olduğu zaman kadın çalışmasa bile bir ev arabası varsa kadın da ona ortak oluyor. Onun şartları var ama yani doğrudan ortak oluyor. Belli şartlar var ama İslamiyet'i yok bu. Yani mal erkeğinse erkeğindir, kadınsa kadınındır. Ne erkek hanımına aynı şekilde müdahale edebilir ne de kadın kocasına. Peki efendim vefat ettikleri zaman onların da hisseleri bellidir, miras hisseleri bellidir. Mesela kocası vefat ettiği zaman kadının çocuklar varsa İslamiyet hissesini verir, 8'de 1 alır. Çocuklar varsa. Aa falan filan. Şimdi yarısını veriyorlar. O beni ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Dinin bildirmiş olduğu hüküm bu. Ha, ona uyarsın, ona uyarsın. Netice itibariyle ahirette hesap verecek herkes kendisidir. Ama Allah-u Teala'nın emrini gözetirse, işte Halvani Hazretleri'nin sözünü naklettik. Orada o zat buyuruyor ki, Ebu İdris Halvani Hazretleri buyuruyor ki, öfkelendiğin zaman, sinirlendiğin zaman, gadabın tutar beni hatırlarsan, ben de yani insanların işlemiş olduğu günahlardan dolayı gadabım hareketi geçtiği zaman seni hatırlarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Seni hatırlarım. Biz mümin olarak, Müslüman olarak önümüze çıkan bir meselede Allah-u Teala'nın rızası, Allah-u Teala'nın emri böyledir diye gözetirsek Allah-u Teala da bizi gözetir.
Biz, yok canım sen de bu zaman da olur mu falan. Sonra da ya Rabbi sıkıntıya düştüm. Ya Allah-u Teala senin duana niye cevap versin ki? Sen Allah-u Teala'nın rızasını, Allah-u Teala'nın emrini hafife aldın. Kale almadın. Beni ilgilendirmez dedin. İmanını bile tehlikeye soktun. Ondan sonra da sıkışınca da her taraftan kapılar kapanınca aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bu sıkıntı bana nereden geldi diye mi? Kendin tercih ettin, kendin getirdin. Kendin getirdin. Hani zaman zaman naklediyoruz. Harun Reşit Hazretleri, Apasi Arifelerinden bir gün bir yere giderken bakmış. Kendi zamanında yaşayan Meczup Evliya'dan Behlendana Hazretleri de hızlı hızlı bir taraftan geliyor. Onun öyle geldiğini görünce demiş hayrola nereden geliyorsun böyle demiş. Ahiretten geliyorum. Allah Allah demiş. Ya niye gittin ahirete? Cehenneme gittim demiş. Niye gittin diyor cehenneme? Ateş almaya gittim diyor. Tabii söyleyeceği bir şey var. Emin maruf yapacak. Behlendana Hazretleri. Diyor elinde ateş mateş yok diyor. Ateş vermediler mi sana diyor. Yok muymuş diyor yoksa cehennemde ateş. Bana dediler ki, önemli olan bu. Herkes ateşini dünyadan kendi getirir. Tabii. Herkes yaptığının karşılığını görür. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Zilzal suresinde Estağfirullah. Femen ya'mel mithkale zerraten hayran yara. Femen ya'mel mithkale zerraten şerran yara. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülükte karşılık görecektir. Önümüze bir mesele çıkıyor. Burada Allah-u Teala'nın emrini mi gözeteceğiz? Nefsimize mi tabi olacağız? Zamandaki insanların aynı şekilde işte uydun kalabalığa diyerek ona mı tabi olacağız? Tercih sana ait. Ama efendim işte ben dinin emrini şerbetle sıkıntı çekim falan filan. Nefsine tabisin. Ama diye karıştırdığın zaman. Yani çürük müsün sağlam mısın? Meydana çıkacak bu. Hani Allah Teala hadis-i şerifte geçiyor. Dert bela gönderir. Sebeplerden birisi de buyuruyor hadis-i şerifte. Nasıl ki sarı maden, bir sürü sarı madenden yapılmış yuvarlak yuvarlak işte altın gibi görünümlü şeyler var. Bunlar altın mı değil mi? Sarraf bile bunu evet ayırt edebilir ama belli bir noktada dur bakayım bir. Ateşe atılır buyuruyor. Nasıl ki o sarı madenin altın olup olmadığı ateşe atılarak muayene edilirse analizi yapılıp aslı nedir, ne değildir öğrenilirse Allah-u Teala da bela ateşin içerisine atar kolunu. Sağlam mı değil mi? Sağlam mı değil mi? Oradan çıkar. Dolayısıyla şimdi dinleyicimiz efendim ben diyor zaten sordu dinleyicimiz. Biz de doğrusunu söyleyeceğiz. Nafaka için dava açmasın. Allah-u Teala emrini gözetiyorsa. Peki ne olur? Allah-u Teala başka kapıları ihsan eder. Böyle durumdaki kadınlar için bilhassa devletin de şeyleri var, yardımları var. Desteği de var. Bir müracaat ederse muhtara, kaymakama falan. Destek var. Evet. Hatta bir hadise nakledilir. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de anlatırdı onu. Sık sık anlatırdı. Belki rastlamışsınızdır siz de. Bir gün böyle bir toplantıda anlatmışlardı. Bir karı koca işte yaz günü erkeğe hac farz olmuş. Hacca gidecek. Şimdiki gibi değil. 3 ayda 4 ayda bulunduğu yere göre 6 ayda önce gidiyor, 6 ayda da geliyor. Bir senesini alıyordu o zaman hacca gidip gelmeler. Adamcağız hazırlığını yapmış, şey yapmış. Tam yola çıkmadan önce hanımına sormuş. Sana ne kadar nafaka bırakayım diye. Gelene kadar idare etmek için. Kadıncağız da saliha bir hanımmış. Demiş benim nafakamı sen mi temin ediyorsun? Rızkı veren Cenab-ı Hak. Ne kadar yaşayacağım, ne kadar yiyeceğim bilebilir misin sen? Öyle deyince adam doğru. Hiçbir şey bırakmadan çıkmış. Kadın yaz günü olduğu için zamanın hükümdarı da işte mahiyetiyle beraber bir yere gitmiş, o kasabadan geçiyormuş. Yaz günü hava da sıcak. Susamış. Şu evlerden birisinden demiş bir su isteyin demiş, serin bir su. Bunun kapısını çalmışlar. Tak tak çaldırttılar. Allah'a para tabii. Kadıncağız kapıyı aralıyor. Buyurun diyor. Hükümdarımız diyor işte buradan geçiyordu. Serin bir suyunuz varsa falan. Bir dakika diyor. O zaman testiye suyu koyup kuyuya sarkıtırlarmış. Serin olsun diye. Kuyuda testi varmış. Çıkarmış testiyi uzatmış. Asker almış götürmüş falan. Hükümdar içmiş. İçtikçe içmiş. İçtikçe içmiş demiş. Ne kadar lezzetli ve güzel su. Hem de çok serin. Çok memnun kalmış. Bir kese altın. Bir kese altın. Getiriyor. Testiyi bırakıyor. Kapıyı vuruyor. Çalıyorlar. Testiyi bırakıyorlar. Bir kese altın da. Bunu diyor hükümdarım hediye olarak size verdi diye. Kadıncağız içeri girince secdeye kapanmış. Ya Rabbi demiş sen nelere kadirsin demiş. Evlenmeden önce babam vasıtasıyla rızkımı gönderiyordum. Evlendim, kocam vasıtasıyla gönderdim. Kocam da şimdi gitti, evde yalnız kaldım. Zamanın hükümdarını kapıya kadar getirdin. Onun vasıtasıyla gönderiyorsun. Buna böyle inanırsan
Böyle de mukabele görürsün, karşılık görürsün. Ama inanmazsan, efendim ben inanıyorum da, ha da dedim mi gitti. Hani bir arkadaşım birisi anlatmıştı, Mısırlılar dedi, seni dedi anlatırken dinler. Dinler dinler sonunda ama ve lakin der. Söyletire söyletire pişman olur. E şimdi öyle. Efendim tamam doğru söyledin de. De dedim bitti yani iş. Hani bir açık oturumda adam birisi bir laf etti de hoşuma gitti. Dedi amasız, fakatsız, lakinsiz dedi. Tamam mı? Amasız, fakatsız, lakinsiz. Öyle iman isteniyor. Ama, fakat, lakin dediğin zaman bitti yani. İnanmıyorsun demektir. Tereddüt var sende. Elektrik kaçağı var. Yok öyle şey. Amasız, fakatsız, lakinsiz. Böyle inanırsan Allah-u Teala yardım eder. Vallahi de billahi de tallahi de yardım eder. Hem de hiç ummadığın yerden, ummadığın şekilde şaşar kalırsın. Çünkü yaratan o. Çünkü yaratan o. Şimdi konu konuyu açıyor da İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutlusu Hazretleri anlatıyorlar. Hatta Mektubat kitabında anlatıyor. Ondan sonra şeyde Mevlana Bağdadi Hazretleri Hüseyin İlmi Efendi işte herkese lazım olan iman ismiyle tercüme etmişler. İtikadname kitabını. Orada da geçiyor. Şimdi orada bir ifade geçiyor. Yani din büyüklerinin hepsi bugün tabirle vurgulama diyorlar ya böyle onu şey yapmışlar. Halık mahluk diyorlar tamam mı? Halık yaratan. O mükemmel. Mahluk yaratılan. Mahluksa yaratılan. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı tam ilmihalde bir beyt geçer. Muntazamdır senin cümle efalin diye. Bütün fiillerin muntazamdır. Bütün fiillerin. Bir seferinde Emre abiler işte hem kayınpederler hem hocalar için hocamıza arz ettim buyurdular. Efendim yarın Allah-u Teala mahşer günü size bir hani imkan verirse orada işte hizmete iştirak eden veyahut da sizi seven onları nasıl bulacaksınız? Emen abiler biraz latife ederek de orada kendi emsalleri de abim ne yapayım işte kıyıda köşede kalırsa falan. Orada mübarek uyumuş ki rahmetullahi teala Ali Hüseyin Hilmi Efendi. Karşı uyumuşlar. Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Muntazamdır. Bir kar tanesi bile nereye düşecekse oraya gider yer. Yerini bulur o. Tesadüf yok. Boşluk yok. Dolayısıyla şimdi Halık ve mahluk anlatılırken Halık her bakımdan mükemmel. Noksanlık yok onda. Zaten Allah-u Teala inanırken diyorum. Ama mahluk ne kadar yüksek yaratılırsa yaratılsın. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Peygamber bile olsa. Peygamber Habibullah bile olsa. Halilullah bile olsa İbrahim Aleyhisselam. Safiyullah olsa Adem Aleyhisselam. Şimdi Kelimullah Musa Aleyhisselam. Ruhullah İsa Aleyhisselam. Böyle de olsa. Bile olsa. Nakıstır. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Eksik, kusurlu yani. Tabii. Mesela bir şey yaparız falan. Tamam deriz mükemmel. Ondan sonra işe çıkarsan. Birisi getirir arkadaş burası da hata var. He. Allah Allah onu niye görmemişiz biz? Hep göremezsin mi arkadaşım? Sen nakıssın. Yaratılırken böyle yaratıldın. Almanların bir işte otomobili Amerikalılar dediler. Bunda hata var deyiverdiler ya. Efendim çok mükemmeldi Alman sanayis falan. Yani ne oldu? Çıkıverdi. Dolayısıyla insanların yaptığı işte muhakkak noksanlık olur. Halık Cenab-ı Hak'tır. Mahluk biziz. Dolayısıyla biz hata ve kusurlarla çevriliyiz. Ama bütün bu hata ve kusurlara rağmen önümüze çıkan bir meselede Rabbimizin rızasını, Rabbimizin emrini gözetirsek bütün bu hata ve kusurlarımıza rağmen Allah-u Teala bizi aziz eder. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.